Bugünkü webinarımızda Atom Manufacturing Extension modülü hakkında bilgi vereceğim. Öncesinde dediğim gibi bazı gereksinimler söz konusu. Hangi yazılımı kullanırsanız kullanın, katmanlı imalat ya da Atom Manufacturing gerçekleştirmek istediğinizde önemli bazı konu başlıklarını da yapabiliyor durumda olmanız gerekiyor. Bu gereksinimler şöyle kısaca baktığımız zaman topoloji optimizasyonu, Lattice dediğimiz geometrilerin oluşturulması ve bunların analiz edilebiliyor olması, plastik veya metal modeller için support elemanlarının düzenlenebiliyor olması, tepsi yerleşimlerinin düzenlenmesi ve aynı zamanda 3D printerlara bağlı olarak çalışabilmek, bunlar önemli gereksinimler olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu konu başlıklarından kısaca bahsetmeye çalışacağım. Öncelikle topoloji optimizasyonundan şöyle kısaca bahsetmek istiyorum. Topoloji optimizasyonu ile bizim tasarımdaki beklentimiz neyse modelle ilgili bir mühendislik beklentimiz atıyorum işte gerekli olan dayanım gereksinime gerekli olan diyelim ki işte esneme miktarı ya da benzeri şeyler sınırlarımızda ise bunları analiz içerisinde tanımladığımız yükler, sabitlemeler ve benzeri tanımlamalarla modelin program tarafından otomatik olarak analiz edilip en uygun geometrinin bize sunulmasını sağlayan bir özellik. Şöyle birazcık açarsak, topoloji optimizasyonu bizim buradaki düzenleme işlemimizi otomatikleştiren, hızlandıran ve daha karmaşık şekillerle sonuca gidebilmemizi, tasarım kriterlerine ve hedeflerine uygun olacak şekilde sonuca gidebilmemizi sağlıyor. Tasarımların daha hızlı gerçekleştirilmesini sağlayarak burada gerekli olan işlemi daha hızlı yapabilmemizi gerçekleştiriyor. Tasarımda şekil optimizasyonu ile bizim mühendislik ihtiyacımıza uygun olacak ama tasarım için sürekli tekrarlardan kurtulmamızı sağlayacak bir şekilde şekil düzenlemesi optimizasyonu gerçekleştirmemizi sağlıyor. Aynı zamanda baktığımız zaman burada oluşturulan geometriler standart üretimler çok göz önünde bulundurulmadan özellikle mühendislik gereksinimleri ve tasarım kısıtları çerçevesinde gerçekleştiriliyor. Burada yine önemli olan şeylerden bir tanesi insan faktörünü mümkün olduğu kadar aza indirmek gibi bir hedefte söz konusu topoloji optimizasyonunda. Clio ile gelen topoloji optimizasyonuna şöyle baktığımız zaman kullanımı kolay, optimizasyon süresi hızlı ve yarı otomatik bir CAD sistemi olduğundan bahsedebiliriz. Kullanımı kolay, basit, sade bir arayüz içerisinde işte yüklerin, sınırlandırmaların, işte belli alan tanımlamaların yapılabilmesini sağlayan, bunlar için oldukça sade bir arayüzde kullanımı mouse'un sağ tuşlarına tıklayarak ya da işte içinde bulunduğunuz bölüme uygun sezgisel menülerin çalıştırılmasıyla ya da simplified basitleştirilmiş iş akışlarıyla soldan sağa doğru ilerleme gibi bir ilerlemeyle tanımlamaları yapıp sonuca gidebildiğiniz bir araç olduğundan bahsedebiliriz. Hesaplama süreleri yine oldukça hızlı. Burada fix ve serbest geometrileri tanımlayabiliyorsunuz. Yani sizin tasarım hedeflerinize uygun olacak şekilde örneğin mekanik işlenmesi gereken bazı yüzeyleriniz var. Ya bu yüzeylerin değişmesini istemiyorsunuz. Diyorsunuz ki buralar benim tasarımda sınır yüzeylerim, sınır alanlarım, hacimlerim. Bu şekilde tanımlamalar yapabiliyorsunuz. Yüklerin nereden nasıl geldiğini işte tanımlayabiliyorsunuz. Burada değişik yükler tanımlanabiliyor. Program arayüzünde bundan birazcık daha bahsedeceğim. Ve otomatik olarak mesh oluşturulmasını sağlayan aracı var içerisinde. Topoloji optimizasyonu bizim buradaki optimizasyon sürecimizi hızlandırıyor, kolaylaştırıyor. İşte topoloji rezimleri yani topoloji ile ilgili değişebilecek olan alanlar, tasarım objektifleri dediğimiz tasarım nesneleri ve tasarım sınırlarını burada tanımlayarak VR&D firmasının yani Venture Platform Research and Development firmasının kendi ispatlamış teknolojisini arka planda kullanarak bize bir sonuç ortaya çıkarıyor. Sonuçları da dinamik olarak kesitlerle stres değişimlerini görerek model üzerindeki oluşan yükleri analizler edip gerekli bölgelerin nasıl tespit edildiği ile ilgili bilgiye sahip olabiliyoruz. Yarı otomatik bir yapıdan bahsettik. Yarı otomatikten kastımız
Bazı kısımları biz kendimiz tanımlıyoruz programa. Bazı kısımları kendisi oluşturuyor. Oluştuktan sonra bize freestyle dediğimiz serbest bir rap geometriler veriyor. Bu geometrilerde kullanmak istemediğimiz yerler varsa bunları bu işin dışında bırakabiliyoruz. Kullanmak istediğimiz geometriler varsa onlara freestyle adına verdiğimiz bir aracımızla müdahale edebiliyor şeklinde bir kolaylık bize sunuyor. Buradaki hedefimiz tabii ki ürünü daha hızlı bir şekilde pazara sunabilmemizi sağlamak. Buradaki ürün geliştirme maliyetlerini düşürerek daha düşük maliyetlerle ürün üretebilmek ve üretim ile ilgili sürecimizi hızlandırıp çözümleri daha kolay bir şekilde hayata gerçekleştirmek gibi bir şeyimiz var. Aynı zamanda tasarımdaki yenilikçi ve performansla ilgili iyileştirmeleri de daha kolay bir şekilde hayata geçirmemizi sağlayan bir şey var, fonksiyonu var diye söyleyebiliriz. Şöyle baktığımız zaman topoloji optimizasyonundan sonra yine önemli olan konulardan bir tanesi Lattice adını vermiş olduğumuz buradaki resimlerde gösterildiği gibi model üzerinde basitleştirilmiş geometrilerle, beam geometrileriyle daha hafifletilmiş, daha kolay yazdırılabilecek olan geometrileri elde etmek. Biz burada 2,5D dediğimiz veya 3D dediğimiz şekilde bir Lattice oluşturma imkanı bize sunuyor. Burada yine önemli olan şeylerden bir tanesi bu oluşturmuş olduğumuz Lattice geometrilerin parametrik olması. Bu sayede yapacağımız analizlerin Lattice optimizasyonu sayesiyle buradaki geometrinin düzgün bir şekilde düzenlenmesini, gereksinimleri karşılayacak şekilde iyileştirilmesini de hızlandıran bir süreci var. Yani tekrarlayan işleri bizim üzerimizden alıp kendisinin program tarafını yapmasını sağlayan bir yapı sunuyor bize ve sonuç olarak da oluşturmuş olduğumuz geometrileri, üretmeyi düşündüğümüz ürünleri 3D printer'ın tepsisine yerleşimini ayarlayıp print etme işlemi gerekiyor. Şöyle baktığımız zaman yine Lattice ile ilgili o şeye, uygulamalara yine tamamen bir rep geometriler burada kullanılıyor. Tek unsur şeklinde buradaki geometriler oluşturuluyor ve burada yönetilebiliyor. 2,5 eksende veya 3 eksende tanımlamalar gerçekleştirebiliyoruz. Burada hücrelerin tipini, ebatlarını, kalınlıkları gibi farklı parametreleri kullanarak burada Lattice geometrilerimizi oluşturabiliyoruz. Lattice geometrilerini bu şekilde oluşturabiliyor olmak demek, bunları da istediğiniz zaman tekrar düzenlenebiliyor olmaz anlamına geliyor. İşte bu noktada bunlar tekrar düzenleyebilme noktasında Creo'nun simülate aracını kullanarak analizler gerçekleştirip daha sonra da bu analizlere bağlı olarak ürünle ilgili optimizasyonlar yapıyoruz. Örneğin işte şu kadar gerilmeye karşı mukavim olsun, şu kadar en fazla işte ürün üzerinde yer değişmesi gerçekleşsin gibi tasarım ve ürünle ilgili beklentiler neyse onları ortaya koyup burada optimizasyonlar yapabiliyoruz. Dediğim gibi burada yine özellikle olarak Lattice'in parametrik olması bize bu işi yapmayı kolaylaştırıyor. Şöyle Additive Manufacturing kısmına yani katmanlı imalat kısmına geçtiğimiz zaman da burada önemli olan şeylerden bir tanesi printer olan bağlantı. Printer'a doğrudan bağlı olmak tabii ki yazıcıyla o entegrasyonu kolay bir şekilde yapmanızı sağlıyor. Bu da printer yönetiminizi daha kolay yapmamızı sağlıyor. Aynı zamanda burada önemli olan şeylerden bir tanesi tepsinin yerleşimini düzenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirebilmek ve support elemanlarının otomatik olarak oluşturulabiliyor olması gibi şeyler söz konusu. Tabii bundan önce tabii neden böyle bir şeye ihtiyacımız var? Additive Manufacturing için kullanıyoruz. Additive Manufacturing özellikle hızlı bir şekilde tasarım konseptlerini ve prototiplerini oluşturmak için kullanıyoruz. Burada prototipleri oluşturmak için geçen zaman ve maliyetleri asgari bir duruma indirmek ve daha yenilikçi ürünler üretebilmek için bizim için önemli. Aynı zamanda doğrudan dijital imalat imkanı sayesinde doğrudan satılabilecek ürünler üretebilme gibi bir durum da söz konusu. Özellikle havacılık ve savunma sanayinde az sayıda ürün üretilmesi gereken noktalarda 3D print oldukça faydalı ve olumlu bir kullanım alanına sahip.
Düşük maliyetli ürünler tabii burada önemli. Daha hızlı üretebilen ürünler burada önemli. Çünkü özellikle dediğimiz gibi havacılık ve savunma sanayinde kullanılan ürünlerin çok fazla proses gerektirerek üretilmesi bunlarla ilgili olan maliyetleri de artırmakta. Burada da işte printer bizim için önemli çözümler sunmakta. Tasarımda bize serbestlik yine sağlıyor. Resimde görünen geometrilere baktığımız zaman klasik imalat yöntemleriyle oluşturulması mümkün olmayan bu geometrileri 3D printer gibi araçlarla çok rahat bir şekilde üretebilir ve bunlardan maksimum faydayı elde edebilirsiniz. Şöyle baktığımız zaman PTC'nin Advanced Manufacturing menüsü arayüzüne baktığımız zaman in-onda 30 sade bir arayüz olduğunu göreceksiniz. Öncelikle printerla ilgili ayarınızı gerçekleştiriyorsunuz. Sonra bu printer'ınızın kabiliyetleri çerçevesinde, model içerisinde yapmak istediğiniz model hassasiyeti diyebiliriz. Tessellate model dediğimiz kısımda modelin ne kadar küçük birimlerde oluşturulacağını tanımlayabiliyorsunuz. Tepsi yerleşimini yine gerçekleştiriyoruz ya da modelle ilgili bir ölçeklendirme yapacaksak modelle ilgili ölçeklendirmeler yapıyoruz. Support elemanlarının oluşturulması, görüntülenmesi imkanı oluşturuyoruz ya da burada printer'a uygun mu değil mi gibi farklı düzenlemeler gerçekleştirebiliyoruz. Burada bir materyalin yani ne kadar bir malzeme kullanacak gibi hesaplarında yapılması işlemin bize olan ön hazırlık gereksinimlerini de kolay bir şekilde halledebilmemizi sağlamış oluyor. Şöyle baktığımız zaman tray optimization dediğimiz tepsi optimizasyonu da yine önemli konulardan bir tanesi. İsterseniz parçalara tepsiye manuel olarak kendiniz pozisyonunu yerleştirebiliyorsunuz. Veya bu yerleşimi otomatik olarak program tarafından yapılmasını talep edip gerçekleştirebiliyorsunuz. Nesting dediğimiz çok sayıda ürünün yerleşimini yine otomatik olarak tepsi içerisinde yerleştirmesini sağlayabiliyorsunuz. Birden fazla burada şey olduğu zaman, birden fazla burada üründen bahsettiğimiz zaman bu birden fazla ürünün yerleşimini sanki tek bir ürünmüş gibi tek bir STL dosyası olarak da farklı bir printer'da yazdırmak ihtiyacı olduğu zaman oluşturup kullanabiliyorsunuz. Burada önemli şeylerden bir tanesi yine tekrar etmek gerekirse mühendislerin daha yenilikçi ürünler oluşturabilmesini, daha serbest düşünebilmesini sağlamak anlamında faydalı bir kabiliyet bize sunuyor. Ürün kalitesini daha geliştirmek ve performansını artırabilmek gibi imkanlar bize sunuyor. Ürünle ilgili maliyetli ve benzeri şeylerin üretimle ilgili işte gerekecek maliyetlerin ortadan kaldırılmasını kolaylaştırıyor. Duruma göre böyle tercihlerimiz var ve mümkün olduğu kadar daha az hurda yani daha az hatalı ürün üretme imkanı bize veriyor. Çünkü doğrudan ne istiyorsak onu print ediyoruz. Ancak printerla ilgili ufak tefek sorunlarımız varsa onlarla ilgili çözümlere ihtiyaç duyabiliyoruz. Şimdi şöyle biraz konuyu ilerleteceğiz. Baktığımız zaman burada farklı araçlar kullanarak çalışma işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada printerlarla ilgili kısımda bir prosesör dediğimiz ürünlerin üretilmesi için kullandığınız printerla bu yazılımın yani Creo'nun yazılımının doğru bir şekilde konuşabilmesinin bir prosesör gerekiyor. Bir işlem, yazılım işlemci desteği diyebiliriz buna. Böyle bir şey gerekiyor. Bunu da bize Materialize diye bir firmadan elde edebiliyorsunuz ve oradan kullanabiliyorsunuz. Farklı support malzemelerini yine metal yazılımda özellikle metal işlemeleri kullanıyorsanız, Materialize'dan ya da Magic, Materialize'ın Magic diye bir ürünü var bunu kullanıyorsanız, 3D print için, bunda doğrudan entegre olarak çalışabiliyor PTC'nin Creo ürünü. Ya da isterseniz build processor dediğimiz o prosesör yazılımını imal ettirip daha doğrusu ürettirip talep edip bu firmadan kendi yazılımınıza uygun olacak şekilde yani kendi yazıcınıza uygun olacak şekilde alıp kullanabiliyorsunuz. Tek bir kullanıcı arayüzünden support malzemelerini oluşturmak, tanımlamak, kullanmak gibi bir kabiliyetler size sunuyor. Burada gördüğünüz gibi 3D printerlarda özellikle metallerde kullanılan support elemanlarında farklılıklar görünebiliyor. Bu farklılıklar da duruma göre örneğin uç noktalarda farklı bir support elemanı ya da diyelim ki daha sağlam olması gereken yerlerde daha farklı support elemanları kullanılması sağlanmış oluyor.
Şimdi size ürünün kendi arayüzünden bazı örnekler vermek istiyorum. Şöyle geldiğimiz zaman, programımızın arayüzüne geldiğimiz zaman, örneğin öncelikle topoloji optimizasyonuyla bir ilgili bir örnek vermek istiyorum. Şöyle bir parçamız var. Misal, böyle bir parçanın analizini yaptıktan sonra işte nerelerde bir hafifletme işlemi yapabiliriz diye düşüncemiz olduğu zaman topoloji optimizasyonuna başvurabilirsiniz. Ya da kendiniz adım adım analizler yaparak işte bir yer radyus ekleyip, bir yerden bir parça eksiltip, bir yerdeki bir deliği büyütüp bu işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Biz optimizasyon olarak topoloji optimizasyonu kullanmak istediğimizi düşünecek olursak şöyle topoloji optimizasyonuna geldik. Gördüğünüz gibi. Burada farklı yükler tanımlayabiliyorsunuz. İşte kuvvet veya moment, basınç, yer çekimi, işte burada sentrifüj yükler ya da hız yükleri tanımlayabiliyorsunuz. Yine konsantlerle işte burada pin, ball gibi farklı ya da displacement gibi ya da ısıyla ilgili konsantler tanımlayabiliyorsunuz. Surface region dediğimiz alanlarla örneğin sadece belli alanların model içerisinde bu işin dışında kalmasını istiyorsanız yüzeysel alanları tanımlayabilir ya da hacimsel alanları volume region'la buradaki farklı 3D model oluşturma komutlarını kullanarak tanımlayabilirsiniz. Örneğin şu bölgede diyebilirsiniz. Örneğin şu bölgenin bütününde diyebilirsiniz. Böyle tanımlamalar. Örneğin basit bir örnek yapalım. Mesela diyeyim ki ben bu model için şuranın değişmesini istemiyorum diyorum. Bakın şu bölgenin değişmesini istemiyorum diyorum. Artık bu bölge benim için şu görmüş olduğunuz hacim yeşil bölge. Şöyle tekrar şeye de tıklarsak, yapmış olduğumuz unsura da tıklarsak. Evet, ekstrudumuz şuydu. Daha sonra ekstrudumuz şuydu. Buradan bu bölgede bir değişiklik olmasını istemiyoruz diye söylüyoruz. Ya da o işi geri alıp işlemimize devam edebiliriz. Yine burada malzeme tanımlarımızı seçebiliyoruz. Farklı malzeme tipleri burada tanımlanabiliyor. Bu ki burada aslında zaten tanımlama, malzeme tanımlamalarını istersek yazıcı tarafında da halledebiliriz. En son ürünle ilgili analizlerimizi gerçekleştireceğimizi söylüyoruz. Burada analizleri gerçekleştirmeden önce topolojik alanlarımız. Diyoruz ki bizim şurada topoloji alanlarımız var. Buraları analiz edebilirsin. Bunun dışında şu hacimleri bunun dışında bırak gibi böyle şeyler söyleyebilirsiniz. Sınırlandırmalarınız şunlardır diye burada sınırlandırmalara benzer şeyleri tanımlayıp kullanabilirsiniz. Design Objective'den tasarımla ilgili burada örneğin neyi bekliyorsunuz? Bu işte asıl hedefiniz nedir? Onu söyleyebilirsiniz. Örneğin kütle ile ilgili bir yer değişimiyle ilgili, stresle ilgili neyle ilgili bir beklentiniz varsa bunun nasıl olmasını, minimum ne kadar ya da maksimum ne kadar olmasını istiyorsanız bunları tanımlayabilirsiniz. Design constraint'lere tasarım sınırlarınızı tanımlayabilirsiniz. Örneğin maksimum ben bunu şu kadar ağırlıkta yapabilirim ya da maksimum işte gerilim bu kadar olabilir. Maksimum şu kadar sıcaklıkta çalışabilir gibi tanımlamalarınızı yapabilirsiniz. Yine burada mesh isterseniz yapabilir ya da burada mesh kontrollerini kullanabilirsiniz. Mesh oluştur deyip otomatik olarak bu mesh tanımlamasını gerçekleştirebilirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi ben şimdi bunu cancel deyip iptal edeceğim. Close diyelim. Mesh tanımlamasını yaptıktan sonra burada daha önce yapmış olduğumuz analizlerimiz mevcut. Örneğin buradan bir tane analizimizi seçip Edit Definition diyorum. Bir tane Structural analiz ya da nasıl bir analiz yapmak istiyorsak onu seçip bu analizi yapmak istiyorum deyip sonra bu analizi çalıştırdığınızda onun en son topoloji optimizasyon study olarak kullanıyoruz. Diyoruz ki biz şurada şu tasarımla ilgili tasarım kriterlerini kullanacak şekilde, yani topoloji alanlarını kullanacak şekilde, şu tasarım objektiflerine uygun olacak şekilde, şu tasarım sınırlarını kullanacak şekilde bir analiz yapmak istiyoruz diyoruz. Ve bu şekilde analizimizi koşturuyoruz. Şimdi şöyle bir örnek dosya daha açayım. Burada da bitmiş modelimizi görüyorsunuz. Bu model üzerinde en son nihai olarak analiz sonucunda farklı freestyle dediğimiz geometriler bizim için oluşturuyor.
Bunları editleyip isterseniz asıl model böyleyken diyorsunuz ki atıyorum şu bölgeyi kullanmak hiç istemiyorum. Bunu seçip sil deyip silebiliyorsunuz. Ya da atıyorum şu bölgede gördüğümüz şuradaki şeyi, yapıyı değiştirmek istiyorum. Örneğin diyorum ki ben şurayı tutayım. Shift'le beraber şuraya kadar şunu seçiyorum. Bunu diyorum şu düzlemde biraz daha yukarı çekmek istiyorum gibi düzeltmeler yapabiliyorsunuz. Ya da burada geometrilerini beğenmediğiniz, uygun görmediğiniz yerler varsa o yerleri düzeltebiliyorsunuz. İsterseniz ayrıca burada siz sonradan kendiniz de ilave düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Aynen şu yüzeye geldiniz. Flexible modeling'de burayı ben remove etmek istiyorum, kaldırmak istiyorum gibi. Yani burası böyle olsa daha uygun olur gibi düzenlemelerle buradaki optimize edilmiş modelin daha böyle üretilebilir ya da daha estetik olmasını da sağlayarak nihai ürününüzü elde ediyorsunuz. Diğer bir konumuz bu da latis konusuydu. Onunla ilgili bir örnek hemen paylaşmak istiyorum. Bunun için de şöyle bir şeye gidersek. Aynen şöyle bir modelimiz var. Böyle bir model üzerinde işte bir lattice işlemi gerçekleştireceğiz. Hemen engine menüsü altında lattice diye bir komutumuz var. Bu komutu kullanarak işlem yapacağız ama öncesinde ben şu bölgeyi yapmak istediğim için o bölgeyi boşaltıyorum. Buradan loop seçeneğini seçeyim. Şu bölgeyi diyeyim ki boşaltsın. Program bizim için gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde işlemimizi yaptık. Sonra engineering'e geldik. Lattice yapmak istiyoruz dedik. Şurayı T düzeylerle seçmek istiyorum. Yani referansım burası. Ama aynı zamanda ben şurayı ve şurayı da sınır olarak kullanmak istiyorum diye söylüyorum. Burada bize gördüğünüz gibi 3D seçenekler sunuyor. Bu 3D seçeneklerde farklı geometrik şekiller kullanabilirsiniz. Örneğin böyle bir geometri kullanabilirsiniz. Veya 2D değil de 2,5D olsun deyip buradan farklı geometriler kullanabilir. Eksenlerini tanımlayabilirsiniz. Eksenlerde de ilk parçanın bu nereye yerleşmesini istiyorsanız şuradan ilk yerleşimi şu koordinat eksenine yerleştir diye bir koordinat ekseni tanımlayabiliyorsunuz. Burada kaç tane bundan olmasını istiyorum? Örneğin 9 tane olmasını istiyorum. Hücrelerle ilgili olarak düzenlemelerde bu kare ya da triangle olsun. Ölçü satıyorum 0,25'e 0,25 olsun gibi düzenlemeler yapıp radüsler olacaksa radüslerin tanımlamaları yapıp tamamen parametrik olarak bunu düzeltip düzenleyebiliyorsunuz. Sonra buranın bu modelle doldurulmasını bu şekilde sağlıyorsunuz. Ve böyle daha hafifletilmiş bir geometriyi 3D print edilebilir hale getirmiş oluyorsunuz. Bununla ilgili olarak şöyle bir örnek yine hemen paylaşmak istiyorum. Mesela şöyle bir modelimiz var. 3 boyutlu olarak bu model üzerinde lattice işlemi gerçekleştirilmiş. Edit Definition'de şöyle baktığımız zaman şöyle bir sunum var. Burada Simplified Wrap dediğimiz basitleşmiş görüntülerde oluşturabiliyorsunuz. 3D olduğu için buna yoğunluk tanımlamalar ya da benzeri düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Beam ile ilgili ideal olması gereken değerleri değiştirebiliyorsunuz. Yani buradaki modele ait bütün parametreleri düzeltebiliyorsunuz. Örneğin ben full geometri olarak oluşsun istiyorum deyip söyledim mesela bu şekilde. Simplified Wrap dediğiniz zaman işlem daha hızlı bir şekilde gerçekleştiriyorken full olarak dediğiniz zaman geometriyle olan bütün ilişkisi tam olarak görüntülenecek şekilde gördüğünüz gibi lattice geometrimiz oluşturuluyor. Sonra bu lattice geometriyi oluşturduktan sonra dilerseniz application'dan gördüğünüz gibi Creo'nun içinde hep aynı arayüz içerisinde kalıcı şekilde simulate kısmına gidip burada analizlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. İşte structural mı, termal mi, nasıl bir analiz yapacaksanız buradan onu tanımlayabiliyorsunuz. Yüklerinizi buradan tanımlayabiliyorsunuz. Sınırlandırmaları tanımlayabiliyorsunuz. Burada bu model üzerinde işte sınırlandırmalar, yükler tanımlanmış. Ve buna bağlı olarak da analiz sonuçları elde edilmiş. Şuradan baktığımız zaman işte analiz sonucumuza bize göster diyor. Statik analizi yap dedik. Statik analizi yaptıktan sonra buradan neyi görmek istiyorsak, atıyorum stresi görmek, yer değişmesini görmek, buradan tanımlıyoruz. Buradan birimlerini tanımlayabiliyorsunuz. Örneğin megapaskal olsun dediğim. Deforme olmuş yerleri göstersin, animasyon yapsın gibi şeylerle. Örneğin bakın burada bu şekilde bir
işlem olduğunu ve maksimum gerilmenin burada olduğunu bize söylüyor. Maksimum gerilmenin ne kadar olduğunu bize söyle burada anlatıyor. Bir de şeye bakalım. Optimize edilmiş ürünle ilgili. Gerçi şu anki ürünümüz optimize edilmiş hali ama yani ister önceki halini analiz edip normal analiz yapıp ondan sonra da burada optimizasyon işlemi gerçekleştir diye söyleyebilirsiniz. Şöyle yapalım onu da. Don't save diyelim. Burada geldiğimiz zaman analiz study'de bizim daha önce oluşturmuş analizlerimiz var. Statik analizimiz var mesela geldik. Buradaki analizimiz bu şekildeyken bir diğer örneğimizi hemen açayım. Optimize edilmiş modelimizle ilgili olarak şöyle baktığımız zaman bunun üzerinde de yine application'dan simülate'e geçip analizlerimize baktığımızda burada da yine statik analizimiz gerçekleştirilmiş. Pardon, doğru modeli açamadım. Open diyelim. Şurada. Şuydu galiba. Evet, bu modelden application'dan simülate'e geldik. Simülate'in içerisinde yapılmış analizlerimize bakıyoruz. Analizde burada bakın optimizasyon analizi gerçekleştirilmiş. Bu analizi dilerseniz tekrar üzerine gelip editleyip düzenleyebilirsiniz. Bizim hedefimiz şuymuş. Maksimum işte dedim ki stres şu kadar olacak demişiz. Maksimum yer değiştirme bu kadar olacakmış demişiz. Bunu sağlarken şu parametreleri, o parametreleri buradan tanımlayabiliyorsunuz. Örneğin şuna ait ölçüler diyebiliyorsunuz. Bu latise ait örneğin şu ölçüyü, çap ölçüsü, genişlik ölçüsü gibi ölçüleri alıp mesela ben bunu değiştirmek istiyorum. Bu ölçüde neleri değiştirebileceksiniz, o değerleri, minimum maksimum değerlerini, kaç iterasyonda bu işlemi gerçekleştireceği gibi şeyleri tanımlayıp sonra bu analizi çözdürüyorsunuz. Analizi çözdükten sonra da şuradan yine şey yaparsak pardon Application Simulation Result'a geldiğimizde open'layıp baktığımızda optimize edilmiş bizim ürünümüzle ilgili şuradan yine analiz olarak göstersin bize deformasyonu. Yani optimize edilmiş üründe de hemen hemen aynı gerilmenin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla aslında modeli daha hafifleterek yine beklenen işlemi gerçekleştirmemiz mümkün olduğunu görmüş oluruz. Sonuç olarak modelimizi hazırlamış oluyoruz. Yani 3D print'e kullanılabilir hale getirmiş. Kullanılabilir hale gelmekten kastımız da şu. Modelimiz artık 3D print için hafifletmiş oluyoruz. Daha az malzeme ile yazılabilir hale getirmiş oluyoruz. Ama beklenen mühendislik gereksinimlerini de yerine getirmiş oluyoruz. Beklenen tasarım kriterlerini de yerine getirmiş oluyoruz. Sonra bir örnek buradan hemen açalım. Mesela dedim ki bir tane 3D print modeli yapmak istiyoruz. Şuradan örnek bir şeyimiz var. Manufacturing içerisine geliyorum. Bir montajımız var. Açıyoruz. Böyle bir modelimiz var. Bu model içerisinde biz buradan işte şu modeli açmak istiyoruz. Şuradan geliyoruz, open diyoruz. Modelimizi açtıktan sonra bu modelle ilgili olarak bir print, 3D print işlemi gerçekleştireceğiz. Şöyle devam edersek modelimiz geldi buraya. Bakın bu model üzerinde farklı yerlerle latis uygulamaları gerçekleştirilmiş. Bunlardan bazılarını mesela ben buradan seçip suppress ediyorum. Bazılarını tekrar aktif ediyorum. Mesela geliyorum şöyle. Evet, gördüğünüz gibi yan tarafta farklı latis uygulamalar gerçekleştirdik. Veya buradan diğer suppress ettiğimiz yani gizlediğimiz görünmesini istemediğimiz şeyler varsa onları tekrar görünür hale getirip mesela diyelim şunu resume et diyorum. Tekrar bunu oluştur diyorum. Ya da gidip onun edit definition deyip değerlerini de değiştirebiliyoruz.
Geldik, edit definition dedik. Burada parametrik olarak yine modelimizin bilgileri karşımıza geliyor ve buradan istediğiniz gibi seri ya da benzeri değerleri değiştirip daha farklı bir geometri elde edebilirsiniz. Nihayetinde artık bu ürünün bizim istediğimiz kriterlere uygun olarak üretilmesi gereken, üretilebilen bir prototip olduğunu varsayarsak, şimdi bunun nasıl 3D printle print edileceğini göstermeye çalışacağım. Modelimizle ilgili güncelleme, regeneration dediğimiz işlemler yapıldı. Model en doğru haline getirildi. Print seçeneğine geliyorum file'dan. Burada prepare for printing seçeneği var. Doğrudan 3D print'e gönderebilirsiniz ama öncesinde bir hazırlık yapmak ihtiyacı varsa bu şekilde bir hazırlık yapabilirsiniz. Burada size yönlendirici bir bilgi geliyor. Eğer siz diyor, bu şey yeniseniz diyor, daha bu işi bilmiyorsanız diyor, ben size yardımcı olayım istersiniz diye soruyor. Dilerseniz bunu buradan kaldırıp iptal edebilirsiniz. Şimdi ürünümüz geldiği zaman buraya ilk olarak yerleşimini yapmak gerekiyor. Ürün buraya geldiği zaman Edit Definition deyip bunun yerleşimini Placement olarak düzenleyebilirsiniz. Ben ürün diyorum ki printer'da şöyle dursun. Pozisyonu şöyle olsun. Ondan sonra şu düzlemde şu kadar hareket etsin diyebiliriz. Yerleşimini buradan koordinat eksenlerine ya da belli düzlemlere uygun olacak şekilde yerleşmesini sağlayabiliriz. Placement'tan bir montaj mantığıyla işte şu alt düzlemde şu üst düzlem birbirine çakısın diye söyleyebiliriz. Bir montaj mantığında bunu yerleştirebiliriz. Ya da programa deriz ki sen bunu bizim için kendin yerleştir. Şöyle baktığımız zaman ürün yine uzayda bir yerde. Bizim tepsimiz bu. Tepsi de buradaki printer ayarlarına göre değişiyor. Örneğin iMaterialize diye bir tane şeyimiz var. Bunu kullandığımız zaman farklı opsiyonlar karşımıza geliyor. Tepsi boyutları, ebatları değişiyor. Ya da buradan yazabileceğimiz yazımla ilgili şeyler değişiyor. Destek özellikleri ve buna benzer düzenlemeler değişiyor. Tabi burada build dediğimiz, post processor dediğimiz kısım mutlaka yapılmış olması lazım. Yine printer'dan burada farklı şeyler kullanabilirsiniz. Veya dilerseniz kendiniz de yeni bir printer tanımlayabilirsiniz. Bu printer tanımlama kısmında özellikle metal printer kullanacağı zaman şöyle bir şey var PTC'nin, ondan bahsedebiliriz. Yeni bir printer oluşturmak isterseniz hemen yeni bir printer oluştur kısmımız var. Support'un tamamlanması için şunu hemen bir giriş yapalım. PTC'nin teknik destek sayfası. İnternet üzerinden bağlanıyoruz. Şuna login diyelim. Girelim. Support sayfasına dönelim. Buradan da şey diyelim. Metal print diyelim. Şuradan yine ilgili sayfaya ilerleyelim. Şuradan yeni bir tane bir prosesör oluşturmanız gerektiğini söylüyor. Oluşturduğunuz zaman burada ne tür bir şey kullanacağımızı, supportlarımızın ne olacağını, yazının rebatlarının ne olacağı gibi bütün bilgileri tanımlayıp ondan sonra support kullanma benzer şeyleri tanımlayabiliyorsunuz. Örneğin ne tür supportlar kullanabiliyoruz bu yazıcıda bunları tanımladıktan sonra ona göre kullanım işlemini gerçekleştiriyoruz. Şimdi ben burada mesela modelim geldi.
Modelimi seçtikten sonra diyorum ki bunu ben global olarak scale et. Scale all deyip mesela bunun ölçeğini diyorum ki ne kadar küçültmek istiyorum? 0,2 kadar küçültmek istiyorum diyorum. Bunu küçülttükten sonra bunu otomatik olarak tepsiye yerleştir. Gördüğünüz gibi tepsiye yazmak için uygun bir pozisyonda yerleştiriyor. Bu modeli istersen paternle çoğaltmam gerekiyorsa bu model paternle çoğaltmak istediğimi söylüyorum. Ya da buraya başka bir model istersem alıp onu da buraya dahil edip bu şekilde çoğaltarak kullanabiliriz. Örneğin pattern yap dedik. Pattern ile ilgili işte doğrusal pattern dediğimiz bir pattern işlemini şu anda gerçekleştiriyor. Default olan değerleri de önce pattern yapmaya çalışıyor. Fill pattern burada kullandı gördüğünüz gibi. Ben diyorum ki her birinin arasındaki mesafe işte 250 olsun. Çok daha dağınık olsun istiyorum diyorum. Pattern'ı bu şekilde oluştur dedim. Bu üründen işte de kaç tane yaptı? 6 tane oluşturdu mesela bizim için. Gördüğünüz gibi burada ürünlerimizi oluşturdu. 3 boyutlu uzayda onların pozisyonlarını ayarladı. Yine burada istersek farklı bir ürüne ihtiyacımız varsa örneğin şöyle yaparsak şuradan bir başka örnek hemen açayım. Az önce kullandığımız model olabilir ya da şeyi alalım buraya mesela. Print içerisinde bir modelimiz vardı. Az önce üzerinde çalışmıştık. Örneğin şu modeli buraya almak istiyoruz. Modeli aldık. Okey dedik. Yine bunun scale'ini değiştirme gerekiyorsa scale'ini değiştirebilirsiniz. Ölçeğini printer'a uyacak şekilde düzenleyebilirsiniz ya da printer'ına uygun şekilde ürünü tasarlayabilirsiniz. Bunu da istersek paternle çoğaltabiliriz. Yine bunun da sayısını istediğimiz gibi ayarlayalım. Kaç tane olması gerekiyorsa. Aralarındaki mesafe bunda da 300 olsun dedik. Paterni bunları da çoğalttık. Yerleşimlerde biz bu işlemleri gerçekleştirdiğimizde hatalı şeyler olabilir. Global interference'da içi geçen parçalar var mı? Bizim gözümüzden kaçan bir durum var mı? Bunu görebilirsiniz. Printability validation'da bunlardaki kalınlıkları, et kalınlıklarının uygunluğunu, örneğin şu model için et kalınlıkları ya da şu model için et kalınlıklarını kontrol edip yazılabilir olup olmadıklarını veya boşlukların model içerisinde boşlukların olup olmadığını, yazmaya engel şeylerin olup olmadığını buradan görebilirsiniz. Ya da aynı zamanda burada dilerseniz otomatik olarak tray yapıp ya da burada nesting işlemleri de parçaların yerleşimini gördüğünüz gibi programın kendisini minimum alan kaplayacak şekilde ve maksimum verimlilikte bu yazma işlemi gerçekleştirecek şekilde yerleştirmesini sağlayabilirsiniz ve böylelikle daha az support elemanıyla daha az sürede daha hızlı bir yazma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. En sonunda işiniz bittikten sonra print yapmak istediğinizde şurada gerçi şey var. Benim kullandığım bir printer şu an olmadığı için şurada General Support seçeneği var. Support'ları bize göster diyorsunuz. Veya burada printer'da bana göster dediğiniz zaman printer arayüzünde şöyle olacak diyor. Burada support'ları bana göster dediğiniz zaman bakın şuralara support elemanları koyacağını, şu bölgelerde support elemanların olacağını söylüyor. Ben şu an metal bir yazıcı kullanmadığım için support elemanlarım biraz daha farklı ama metal bir yazıcı tanımı olmuş olsaydı ona göre şey çıkacaktı. Yine tasarit model kısmından isterseniz buradaki şeyleri değerleri düzenleyerek daha hassas veya daha kabaca bir yazdırma işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Orada ayrıca şey de vardı onu hani göstermeyi unuttum. Support elemanlarını göster dedikten sonra clip dediğimiz seçenekle de
Bu yazma işleminde katman katman her bir katmanın nasıl olacağını şöyle bakın izleyebilirsiniz. İçinde nerede boşluklar var, nasıl yazılabiliyor bunları buradan görebilirsiniz. En sonunda da printer'da print deyip bunu şuradan printer'dan print deyip doğrudan yazıcınıza gönderip 3D printini oluşturabilirsiniz veya STL dosya olarak kaydedip herhangi başka bir printer'a gönderip orada kaydedilmesini sağlayabilirsiniz, yazdırılmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi bu yazma işlemini bu şekilde bitirdikten sonra webinarımızı tamamlamış oluyoruz. Sunumumuzu burada tamamlamış oluyoruz. Herhangi bir sorunuz varsa iletebilirsiniz. Sanırım bir soru yok. Yine sorunuz olursa bize informatikten maille ya da telefonla erişebilirsiniz. Bu konuyla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz ya da uygulama örnekleri yapmak isterseniz bizimle iletişime geçebilirsiniz. Biz de size yardımcı olmaktan memnuniyet duyarız. Katıldığınız için teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler diliyorum.